Gezi olayları olmasaydı, yani çekilme kararı alınmış ve başlamıştı 8 Mayıs'ta. İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan tartışılacak iddia. Bakan Ala'ya göre PKK'nın çekilme sürecini gezi olayları önledi. 8 Mayıs'ta çekilme kararı alındı. Yurt dışına çekiliyor. 2013. Arkadaşlar bir ay geçmedi, gezi olayları oldu. Ve 24 saat yabancı basın buradan yayın yaptı. Gezi olayları olmasa PKK çekilecekti diyen İçişleri Bakanı bu açıklamasıyla dönemin Başbakanı Erdoğan'ı ve Başbakan Yardımcısı Arınç'ı da yalanlamış oldu. Hala çekilme başlamıştı dedi. Oysa hükümet o dönem PKK'nın çekilme niyeti olmadığını açıklamıştı. Bakan hala o sözleriyle milletvekillerini de ikna edemedi. Muhalefet partileri Efkan Ala'ya bahane uydurmayın, PKK hiçbir zaman çekilmedi sözleriyle tepki gösterdi. İçişleri Bakanı ile milletvekilleri arasındaki tansiyon hiç düşmedi. Yani çekilme kararı alınmış ve başlamıştı 8 Mayıs'ta. Arkadaşlar, milletimizin ortaya koyduğu değerlendirmelere milletimizin ortaya soru hangi soruya cevap vereceğime ben karar veririm, siz değil. Siz sorularınızı sorarsınız. Hangi soruya nasıl cevap vereceğime ben karar veririm. İçişleri Bakanı anayasal düzeni değiştirmekte kararlı. Bakan hala bir kez daha anayasal düzeni değiştirmekten bahsetti ama bu kez sadece anayasayı değiştireceğiz demekle yetindi. Sabredin lütfen. Ben laftan anlamıyorsanız arkadaşlar, ben masalı ne yapayım kardeşim? Arkadaşlar.